Edremit Belediyesi TV'den herkese merhaba. Senin mikrofonun ekibi olarak bugün Altınoluk ve Güle'deyiz. Şu an Altınoluk'tayız, birazdan Güle'ye geçeceğiz. Vatandaşlarımıza Selman Hasan Aslan'dan, Sayın Başkanımızdan bir talepleri olup olmadığını soracağız. Hemen bir vatandaş bulalım. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Ben Vardar Dondurma'nın sahibi Necmettin Kaya. Necmettin Bey, Selman Hasan Aslan'dan, Edremit Belediye Başkanı'ndan bir talebiniz var mı? Var. Başta önce bir yol düzenlemesi çok ihtiyacımız var. Liman ünlü olduğu için, görünen en güzel yerden bir tanesi olduğu için, güzel gözükmesi için bir yol yapılmasını talep ediyoruz. Peki nasıl bir asfalt bir yol mu yoksa? Kaldırım taşı. Peki başka bir talebiniz var mı? Artı park yerimiz, limanı gördüğünüz gibi park yeri oldu yani. Bu park araçlarını kaldırılması lazım. Peki bir esnaf olarak başka bir talebiniz var mı? Bir talebimiz yok. Her şey güzel. Tanıyabilir miyiz sizi öncelikle? Ümit Çakır. Ümit Bey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Köyümüzün biraz daha gelişmesi, bu gerektiğinde lavaboların biraz daha yükseltilmesi, iki tane var çünkü sezonda nüfus çok kalabalık olduğundan yetersiz geliyor. Biraz daha mekanlarla diyaloğa beraber diyalogda olmamız, gerektiğinde bizim bir şey istememizde yardımcı olmaları veyahut da onların bizden bir talep olduğunda bizim yardımcı olmamız için bunlar önemli diye düşünüyorum. Önce tanıyabilir miyiz sizi? Ben Muş Malazgirt Selahattin İnalkaç. Sivas Şarkışta Necati Bölükbaşı. Amcalarım, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Hayır efendim, sadece yollarımız, sokaklar temizlemesi istiyoruz. Başka bir şey yok. Temizlik evet. Siz? Vallahi parklarımız 90. Park yapılsın, sulama yapılsın, işçiliği yok. İşçilikleri hiç yok. Belediye bakımından. Peki Altınoluk bazında mı söylüyorsunuz yoksa tüm Körfez'de mi? Tabii bütün genelinde. Edremit Belediyesi olarak. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 10. Siz? Ben 27 seneden beri buradayım. Buraya gelirken bu meydandan cami vardı, minaresi vardı. O zamandan beri burada yaşıyorum. Peki başka bir talebiniz var mı? Sahilleri bakım yok. Sahilleri bak. Büyükşehir başka, Edremit Belediye Başkanı. Onu ayırmamız lazım ama yazın sahilleri bakmıyorlar. Çöpten geçilmiyor bak şurada. Onun temizliğine memnun oluruz. Sizin başka? Yok, başka bir diyeceğim yoktur. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Yaz sezonunda içtiğimiz suları güzel 5. aya kadar içebiliyorduk. 5, 6, 7, 8. aya kadar sular içilmez duruma geldi. Kireç katıyorlar. İçilmedi yani. Yemekler daha yapılmıyor. Onun bir ayrım yapın, analiz yapılması lazım. Lütfen. Susuz kalıyor. Su var ama içim olmuyor. Sular pis. Onları dengeli bir gaz alan sularımız bol. Temizlensin. Halkımıza güzel tertemiz 24 ay su verilmesini istiyoruz. Şu an için göreve geldiğinden dolayı biz memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gerekli sıkıntı olduğu zaman buradaki yetkili arkadaşlarla irtibat halindeyiz. Şu an için herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Kendisinden memnunuz. Çalışmalarından dolayı da başarılar dileriz. Bu şekilde. Şu çevre düzeninin bitmesini, şu Kuyudere Otoparkı'nın bitmesini isterdik. Başka da bir şey istemeyiz. Şu anlık isteğiniz bu. Ya dolu var yani, şimdi bir anda o soruyu sorunca insanın aklına gelmiyor her şey ama dolu dolu var, her şey dolu dolu. Yani Körfez'e bakınca dolu dolu hepsi. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Hamit İzmirli. Hamit Bey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Şu öndeki, limanın önündeki Işıklandırmayı yapsın. Altınoluk Limanı. Altınoluk Limanı'nın önündeki ışıklandırmayı yaparsa seviniriz. Çünkü şu Mado'dan sonrası hükümetin, AK Parti'nin, burası çok kötü, orası Nişantaşı gibi, buraya bir ışıklandırma yaparsa seviniriz. Büyükşehir'in baktığı yer güzel, bizim baktığımız yer daha yapılması gerekiyor diyorsunuz.
Aynen 40 sene önceki kaldırımlar duruyor. Eski ANAP zamanından kaldırımlar duruyor. Hala büyükşehirinkiler daha yeni yapılmadı. Buraya 2-3 tane ışık koysun. Limanı bir an önce yaparsa iyi olur. Hatta masraflarını da bu esnaftan alsın. Kendi Edremit Belediyesi'ne masrafı olmasın ama 2-3 ışık buraları canlandırsın. Burası şey gibi oldu. Kötü bir yer, kimsesizler gibi yer oldu. Peki Altınoluk için talebinizi belirttiniz. Edremit Körfezi'nin başka bir yerinden başka bir talebiniz var mı? Zeytin, zeytinyağı için teşvik edilsin, fabrikalar açılsın. Çünkü bizim esas altınımız, esas beyazımız, esas gelirimiz zeytin. Bir inşaata dayalı bir ekonomi burada çok iyi değil. Zeytin, zeytinyağcılığa birazcık daha teşvik etsin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tarayabilir miyiz siz öncelikle? Nurhan Topçuoğulları. Nurhan Hanım, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Yok vallahi. Şimdi Almanya'da yaşadığımız için öyle çok fazla, benim de Alman olduğu için ben de Alman vatandaşıyım. Fazla politikle ilgilenmiyorum. Hayır, politik olarak sormuyorum. Mesela buraya geliyorsunuz, evet. Kaldırım, yol ya da esnafla ilgili Altınoluk'tasınız şu anda. Evet. Yani herhangi bir talebiniz var mı? Ya memnunuz. Öyle bir şimdi bir problemimiz yok yani. Ne diyeyim? Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zaten güzel olduğu için geliyorsunuz sanırım buraya. Güzel olduğu için geliyoruz. Balıkçılık yapıyorum. Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesiyim. Bülent Bey, Edremit Belediye Başkanı'na bir talebiniz var mıdır? Yani biz belediyeye gittik. Geçen sene seçimlerimiz vardı. Görüşemedik ki kendisiyle, yoğundu tabii. Birkaç arkadaşla görüştük belediyeden. Tabii ki şey var, nedir? Taleplerimiz var tabii. Mesela ışıklandırmayla ilgili sorunlarımız var. Nerenin ışıklandırmasıyla ilgili? Işıklandırılmasıyla ilgili, tabii. Yani biraz yetersiz kalıyor ışıklandırma, karanlık düşüyor akşamları. O tarz taleplerimiz var. Yani. Peki başka Edremit Körfezi için ya da balıkçılar için bir talebiniz var mıdır? Yani balıkçılar için biz sorunlarımızı kendimiz halletmeye çalışıyoruz burada. Yani tabii düşündüğümüz zaman bir sürü sorunumuz var. Çıkacaktır mutlaka ama bunları tabii dökmemiz lazım. Yani önceliği olan limanda temizlik işlerimiz var. Sağ olsun belediye bu sene yardımcı oldu. Çöp konteynerlerimiz vardı burada. Onları başka bir yere taşıdık. Kokudan falan kurtulduk biraz. Tanıyabilir miyiz siz öncelikle? Benim isim Hadi. Evet. Hadi Bey, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz Altınoluk'ta? 55 yaşındayım. 55 yaşından beri ben yerlisiyim buranın. Peki Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Vallahi talebimiz olacak. Hasan Bey eski arkadaşımız bizim. Ama bu sene Altınoluk'u öksüz bıraktı. Pek gelmedi. Gelmediği için. Evet. Peki başka bir talebiniz var mı? Her şey güzel gitti zaten. Her şey güzel. Başarılılar zaten. Kendilerine de başarılar diliyorum. Çok buraya uğramadığı için sadece biraz şikayetçisiniz. Onun dışında her şey güzel. Her şey güzel. Her şey güzel. Teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Derya Salman. Londra'da yaşıyoruz. Londra'da. Tatile geldik hanımla. Tatil için burayı tercih ettiniz. Burayı sanırım güzel buluyorsunuz. O yüzden geldiniz. Şüphesiz. Peki Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan tatile geldiğinizde daha hoş görmenizi sağlayacak bir talepleriniz var mı? Valla yeni geldik zaten ama her şey çok güzel şu an için. Belki ileride farklı şeyler olabilir ama şu an için her şeyden memnunuz yani. Her şey doğal. Peki bize burada daha çok yerli turist geliyor. Siz yurt dışından gelseniz bile yerli turistsiniz sonuçta. Yabancı turist çekmek için sizce neler yapılabilir? Su parkları olabilir. Herhalde bir ya da iki tane gördüm ben bu çevrede. Bir de termal konusunda birazcık daha dışarıya açılınsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı iyi burası bildiğim kadarıyla. Ama dışarıdan bu konuyla ilgili bilgisi, kimsenin bilgisi yok yani. Termal konusunu biraz daha açarsanız dışarıya şüphesiz daha fazla turist gelir yani. Bir de uçak seferleri sadece bildiğim kadarıyla haftanın bir günü Almanya'dan var. Eğer daha fazla sefer konulursa ve de farklı ülkelerden mesela Fransa veya İngiltere falan daha çok turist gelebilir. Özellikle turistlerin tercih ettiği normalde tek uçakla gelip gidebilecekleri yerler. Öyle bir şey olursa çok çok daha iyi olur yani. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Cahide Albayram.
Şahide Hanım, buranın yerlisi misiniz yoksa tatile mi geldiniz? Hayır, tatile geldim. Neden burayı tercih ettiniz? İstanbul'a yakın olduğu için doğası, denizi yani her şeyle bana göre bir bütün. Çoğu yerde doğa var ama deniz yok. Deniz var, doğa yok. Buranın havasından dolayı yakın olması burayı tercih ettim. Buranın belediye başkanı Selma Hasan Aslan. Hasan Bey'den bir talebiniz var mıdır? Vallahi ben buraya 5-6 sene önce gelmiştim. Güre'yi o zaman tanıyorum. Yakın bir yerde, İda Tatil sitesinde tatil yapmıştım. Fakat şimdi geldim, burada hiçbir değişiklik yok. Yani gördüğüm kadarıyla çok güzel bir yer ama sokakları, işte binaları, işte çevresindeki olan bu düzeni çok değişmemiş. Eskisi gibi yani çok salaş. Çok geliştirilmesini ve daha güzel olmasını istiyorum. Evet. Temizlik. Tabii temiz, düzenli. Yani en azından küçücük bir yer, şirin bir yer olabilir, şirin bir kasaba olabilir. Bakımlı değil. Şu anda bütün çalışmalar devam ediyor. Memnunuz. Her istekler doğrultusunda her şey gerçekleşiyor yavaş yavaş. Bu yüzden memnunuz yani. Şu anda bir şeyimiz yok. Peki bunu Güre için mi söylüyorsunuz sadece? Güre için tabii, Körfez. Peki Edremit Körfezi komplesi için bir talebiniz var mı? Talebimiz o. Biz buradan ayrılamadığımız için yani bir bilgimiz yok. Biz burada takı tasarımcısıyız. Bize sokak yapılıyor. Ondan memnunuz. Kapalı olarak hizmet verecek. Yaz kış hizmet verilecek yani. Takı üzerine. Takı biliyorsunuz sınırsız, sonsuz. Ekmek paramızı buradan kazanıyoruz. Teşekkür ediyoruz yani hepsine. Tanıyabilir miyiz seni? Turgay Keklik. Turgay, okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Yıldız Sen Bilimler Lisesi'ni okuyorum. Peki, sen buranın yerlisi misin? Altınok'ta oturuyorum. Altınok'ta oturuyorsun. Peki, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebin var mıdır genç olarak? Var. Nedir? Çevreyi düzenlemesi. Yani onu istiyorum. Etraf belli yani. Her şey kırık dökük yerler. Onu istiyorum. Genç olarak ne istiyorsun? Genç olarak mesela çocuklar için çocuk parkları yok burada. O çocuk için bak. Onu da gene büyükler istiyor çocuklar için. Sen genç olarak atari salonu falan. Eğlence merkezleri, spor salonları falan açılmasını istiyorum. Peki, eğlence merkezleri biraz örnek verir misin? Oyun olsun, bilgisayar falan gibi. Online oyunlar falan. Onlardan bekliyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Hatice Kocabaş. Hatice. Burada mı yaşıyorsun? Akçay. Akçay'da yaşıyorsun. Hı-hı. Okuyor musun? Evet, Yıldız Fen. Yıldız Fen. Peki, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'da bir genç olarak talebin var mı? Genç olarak yok ya ben gayet huzurluyum, mutluyum. Akçay zaten yazın güzel. Sadece kalabalık olunca iyi çünkü benim zaten kursa da yapacak bir şeyim yok. Yani hep geziyorum öyle. Ya okula rahat, dolmuşlar tabii sabah dolu oluyor ama. Ve küçük, evet. De yol parası biraz fazla. Gençlik merkezi ile ilgili ne düşünüyorsun? Edremit'e yapıldığı için arkadaşlar hep Altınoluk'ta. Onlara çok uzak, bana da uzak. Akçay'dayım ben. Bu tarafa da mı talep ediyorsun? Evet, bu tarafa da olsa iyi olur. Peki öncesinde hiç gidip görmek ister misin yapılan gençlik merkezini açıldığı zaman? Tabii, evet. Peki gençlik merkezde ne olmasını istersin? Ne bekliyorsun? Piercing salonu. Evet, dövmeci falan. Ne bileyim. Spor faaliyet olarak mesela ne görmek istersin? Fitness salonu olabilir. Sonra böyle ileriki eğitimler için ne bileyim eğitim versinler. Kurs murs böyle meslek için. Öyle. Merhaba, adınızı alabilir miyiz? Balıkçı Ayvaz. Balıkçı Ayvaz. Ayvaz Bey, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Ben 65 senedir buradayım. 65 yıldır Güve'desiniz. Güve'deyim. Peki, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan'dan bir talebiniz var mıdır? Talebimiz, şimdi ben Aslan Aslan'ı tanımıyordum. Tanımıyordum. Ama çok değerli bir arkadaş olduğunu hissettim yani. Takip altına aldım onu. Açık açık konuşuyorum yani. Yukarıda Allah var. Açık açık konuşma yapalım yani. Çok değerli bir arkadaş olduğunu takiplerimde çıkardım onu. Ve benim için geldi buraya. Zabıtalarını topladı. Onun için demiyorum yani. Benim gözler az gördüğünden için buna gereken yardımı da yapacaksınız dedi yani. Yani öyle bir niyetli bir kötü niyet yok adamda yani. Ve beni korudu yani, koruma altına aldı beni yani. Mağdur etmiyor yani.
Ben memnunum. Peki sizin için ve Güre için yapmasını istediğiniz bir çalışma var mıdır? Yapacak. Daha yeni bir arkadaşım. Ne yapmasını istersiniz? Her şeyi yapacaklar yani. Yapacağına da inanıyorum yani. Yapacak. Her şeyi yapacağına inanıyorum. Peki ayrıca başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Aslan daha yeni. Daha 4-5 aylık. Onun seçime girdi tarihi. Daha 5-6 aylık bir şey. Daha. Bak mesela Güre yolu ispat oldu. Burada söyleniyor. Buralarında da yapacak. Sakla zamanı, gelir zamanı. Yapacak yani. Yapmam diye bir şey konu yok. Yapacak bu arkadaş. Oraya bisiklet yolu yapılıyor. Nereye? Yapılıyor. Duydum. Onu da duydum. Onu da. Evet. Yaya yolu yapılıyormuş. Evet. Bisiklet ve yaya yolu. Yapılıyor arkadaşım. O da yapılıyor yani. Benden ona çok çok selamlı. Ben ondan acil bir görüşme bekliyorum. Tamam. Benim yanıma acil gelmesi lazım. Bir görüşme bekliyorum ondan. Tamam, söyleriz. İletişiz. Evet, selamlarımı da buradan gönderiyorum ona. Teşekkür ederiz. Ona hayırlı işler de diliyorum buradan. Teşekkür ederiz. Ben de ederim. Sağ ol kardeşim.